Nasıl bir formülle, yani bir sefer orada kalma opsiyonu mutlaka sunulmalı. Evet, ben de aynı Mutlaka fikirdeyim. sunulmalı. Sosyal devlet böyle bir zorlamayla, oldu bittiyle, dayatmayla. Yıkıldı, yıkılan yere aynı katta bina ya da aynı daire sayısı kadar bina vermek lazım bu durumda yani. Ya da daha fazla imar yapmak lazım. Şimdi ilk algılanan tabii kentsel dönüşüm deyince bulunduğu yerde çok katlı binalar yapılarak işte gökten kazanılan binaların hak sahiplerine satılması, dağıtılması, kalanlarının da işte serbest pazara, piyasaya konu edilmesi. İşte yola çıkış perspektif bu olursa doğru sonuçlar olmaz. İlk konuyla ilgili ilk ifade ettiğim gibi sosyal maliyeti yüksek olur, Sulu Kule gibi olur, Fikirtepe gibi olur. Bunların bertaraf edilmesi lazım. Ha, bu bir Taksim fırsattır. tarafı gibi, Beyoğlu. Taksim'de keza öyle. Bu bir fırsattır. İstanbul'un 100 yıl sonrasına, 200 yıl sonrasına simülasyon yapılır. 200 yıl sonra, 100 yıl sonra ne hale geleceği öngörülür, ne hale gelmesi uygun olacaksa, o şekilde kentsel dönüşümde onun altyapısı, temeli Tarihi doku da atılmış olabilir. korunmalı tabii. Korunması lazım gelir. Tabii şunu ifade etmek lazım ki, 100 yıl sonra da İstanbul için en önemli kaynak, en önemli servet ne diyecek olursanız, inanın ormanlar olarak temayüz edecektir, ortaya çıkacaktır. Yani proje alanı adı altında ormanlara geçmeyecek, ormanları almayacak. Ormanların fonksiyonlarının devam etmesini engellemeyecek. Kentsel dönüşüm alanları sosyal gözü de açık olmak kaydıyla hayırlıdır ve bir fırsattır da. Ama uygulamada böyle bir sonucu verecek uygulama, doğrusu şimdiye kadar yapılan uygulamalarda böyle bir sonuç olmadı. İnşallah bundan sonra o konuda da odamızın görüşleri vardır. Paylaşırız, kamuoyuyla da paylaşacağız. İlgili icra birimleriyle de paylaşacağız. İnşallah hayırlı sonuçlar olacaktır. Peki oda olarak İstanbul'da ağaçlandırılması gereken yer olarak baktığınız bölge var mı? Tabii onu kamu organizasyonu çok iyi yapıyor o işi. Hatta şöyle bir sıkıntı var. Ben tabii bir yandan da kamu organizasyonunun içindeyim. Orman Bölge Müdürlüğü Evet. çalışanıyım. Ağaçlandırılacak alan, yani dostlarımıza hatıra ormanı olarak işte 5 ağaç diyecek yer bile bulamıyoruz. Hakikaten o anlamda rehabilitasyon seferberliği, ağaçlandırma seferberliği ve maden ocak sahaları rehabilite edilerek tekrar ağaçlandırıldı, ormana kazandırıldı. O noktada hakikaten çok hürmete ve takdire şayan çalışmaları var idarenin. İstanbul'da o anlamda eğer gelip işte TVM adına bir hatıra ormanı ihdas edebilir miyiz diye sorsanız, bir dostunuz olarak ben size yer bulmakta zorlanırım, onu da O zaman ifade istiyoruz, bize bir yer edeyim. bulun. Şimdi hemen yani oda başkanı olarak değil de Orman Bölge Müdürlüğü Silvi Kültür Evet. Müdürü olarak size soruyorum. Orman yangınları azaldı eskiye göre. Yani bunu Onu nasıl tabii ki tabii. başardık yani? Yine konuşmamızın bir yerinde arz ifade etmeye çalıştım. Bizim kamu organizasyonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün kolluk gücü 500 kişiden ibaret. Bölge Müdürlüğü genelinde. Ama fahri kolluk, fahri ormancıların sayısı belki de milyonlarla ifade edilebilir. İhbar mekanizması, tespit Alo mekanizması, 177 Alo 177, onu buradan da hemen, ifade evet. edelim. Bu Alo 177 ihbar hattına, Ücretsiz galiba. ücretsiz ihbar hattına her görülen duman, her görülen sıra dışı ormanda olması olağan akışına aykırı her durum bildirilmekte. Reaksiyon süresi çok kısa. Şimdi hem hava unsurları, hava kuvvesi, hem kara unsurları, hem bir de çalışan arkadaşlar
Çok cansiperane, çok özveriyle, fedakarane çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'nin orman yangınlarında 120'den fazla şehidi var. Yanarak şehit olmuş. Bölge müdürü, işletme müdürü, işletme şefi, pilot gibi orman işçisi. 120, 17 tane Mehmetçik Davutlar Kuşadası'nda. 120, 130 civarında şehidi var bildiğim kadarıyla. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde orman yangınlarında birebir müdahale edip göğüs göğüse mücadeleyle ormana mağlup olup şehit olan, ölen şey. Onlar bizim arkadaşlarımız, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele konsepti vatanı savunmaya eşdeğer sayılmış ve inanılmaz özveriyle çalışıyorlar ki işte neticede şu veya bu şekilde 130 tane şehit verilmiş. Dolayısıyla bu çalışanların mücadele eden unsurların da performansı ve şey çok önemli. Hava unsurları, helikopterler, uçaklar, bu amfibik uçaklar, denizden su alabilen pelikan tipi uçaklar, onlar çok etkili yangınla mücadelede. Onlar kullanılıyor. İfade etmeye çalıştığım gibi çok önemli reaksiyon süresini, yangına çok kısa sürede müdahale etmek gerekir. Bunu sağlayan işte hem kendi unsurları var idarenin, gözetleme kuleleri, devriye birimleri, hem İstanbul halkının hassasiyeti var. Tüm bu unsurlar, bu şartlar bir araya gelince de hakikaten orman yangınlarında çok sevindirici bir hızlı düşüş, hızlı başarı adına mesafe ve mevzi kazanma söz konusu. Yangın adedi fazla yine, yangın adedinde. Bana göre bir de şu da var yani, eskiden halkta şöyle bir şey vardı, yakarsam ben bu alanı kullanımı açabilirim diye. Bunun önüne de geçildi galiba. Eyvallah, evet, elbette. Yani bu marazi algılama, hastalıklı algılama var idi bir 20 yıl, 15-20 yıl öncesine kadar. Fakat görüldü ki yanan alanların yakmak suretiyle 1 santimetre kare saha elde edilemediği görüldü, müşahede edildi. Bu da önemli bir unsur tabii ifade ettiğiniz. Halkın eğitimi, halkın psikolojisine hitap eden unsurlar, eğitimler sonuç verdi. Yangın oluyor, olmaya da devam edecektir. Tabii yani. Haşra kadar devam edecektir. Fakat müdahale unsurlarının reaksiyon süresi çok kısa. En uzak yere 15-20 dakikada ulaşıyorlar. Çok etkili hem hava unsurları hem kara unsurları hem bizzat yangınla mücadele eden yer teknik güçlü, ekip deneyimli, eğitimli. Bu şartlar böyle olduğu müddetçe de önemli yangınlarla artık hicrana gark olmayız, üzülmeyiz diye umuyor ve düşünüyoruz. Bir de ormanlarda yollar da açıldı galiba, yangın yolları da. Elbette o da önemli, tabii o da önemli bir husus. Ya sen bizden iyi bir meslektaşız biz. İyi biliyorsun yani, Sayın Uzun Durgan. O da önemli, benim unuttuğum bir husus. Önemli bir altyapı yatırımı tabii. Çok büyük, önemli miktarda yangın emniyet yolları, yangın emniyet şeritleri yapıldı. Yardop uygulamaları var. Yanan ormanların rehabilitasyonu ve yangın durdurma zonlarının ihyası. Kaç yapılması. Yılda yeniden geri kazanılıyor yanan yer? Yani ağaç türüne göre şüphesiz de çok yaygın yangınların olduğu Kızılçam'da 35 yıl. İdare müddeti 35 yıl Kızılçam'da. Diğer özellikle zaten o taraflarda. Şimdi çok kıymetli ağaçlar var, kayın, meşe, meşçerileri. Onlar yanması zor tabii ama yanması halinde eski haline gelmesi de yüzyılı aşar tabii bir kayın meşçeresinin. Gençleştirme çağında bir kayın ormanının aynı duruma gelmesi yüzyılı aşkın bir süre. Şimdi tabii. Artık piknik alanları da kontrol altında. O da o önemli tabii, tabii. Disiplinli ve kontrollü piknik uygulaması opsiyonu, kontrollü piknik, o da çok önemli. Tüm bu unsurların birleşmesiyle artık yangın tehlikesi azalmıştır. Tabii bu demek değildir ki vatandaşlarımız
her gördükleri, ormanda gördükleri dumanı vesaire bize bildirmesinler idareye. Mutlaka mutlaka değerlendirilmeye müstehaktır her görülen duman. Çünkü 20 bin hektar sahanın, 16 bin hektar sahanın yandığı düzler serik yangını da netice itibariyle ilk başladığında bir kibrit ateşi alevi büyüklüğünde idi. Dolayısıyla gördükleri bütün bu kıvılcım, duman vesaire sıra dışı, olağan dışı durumları mutlaka 177'ye. Alo 177'yi arayıp hemen bildir. Müşterek Türk milletinin evet. ortak servetidir bu ormanlar. Türk milleti mahşere kadar yaşayacaktır bu coğrafyada. Bu servetimiz de bizimle birlikte mahşere kadar yaşamış. Bir de servetten öte yaşam referansı, hayat referansıdır artık. Bunu da bilmek lazım, anlamak lazım. Efendim bizden bu haftalıkta bu kadar. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel Yüksel'le güncel konuları konuştuk. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılar.